Koronavirüsle birlikte bir şey hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. O da online alışveriş. Eğer siz de online internet sitesi kurmak istiyorsanız, yarattığınız, ürettiğiniz ürünleri internet ortamında satmak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu konuda ülkemizin yetiştirdiği şahane bir uzman var. Başak İlhan bizimle birlikte. Kendisi Amerika'da. Merhaba Başak İlhan. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz koronaya yakalanmadık, o yüzden süperiz. Hep böyle söylüyorum. Evet, aynen. Bayağı sağlam karantina yaptık. Neredeyse üçüncü ayımızdayız, evdeyiz. Zaten korunaklı bölgedeyiz ve tam şehrin içerisinde değildik ama dikkat ediyoruz. Şimdi sizi biz tanıyoruz ama tanımayanlar olabilir. Bir seri girişimcisiniz siz. Pek çok. E-ticaret sitesini hayata geçirdiniz, ödüller aldınız. Kısaca biraz kendinizden bahseder misiniz tanımayanlar için? Başak İlhan. Tabii ki. Ben mesleğimi, yani okuduğum mesleği yapabilme şansına sahip olan insanlardan birisiyim. İngiltere'de Westminster Üniversitesi'nde e-commerce üzerine eğitim aldım. Yaklaşık 17 yıldır da bu işi yapıyorum. İlk iş deneyimim Amerika'daydı yine. Mezun olduktan sonra İngiltere'den Amerika'ya gelmiştim ve bir dijital reklam ajansında çalışmıştım. Daha sonra ülkemi özledim, bir yaz tatilinde bir ziyarete gittim ve bir süre kalmaya karar verdim. 2005'in 2006'nın sonlarında Türkiye'de kaldım. Orada da Hürriyet Emlak'ın ilk kurucu ekiplerinden birinin içerisinde yer aldım. Ondan sonra kariyer hayatım hep yeni başlayan startuplarla ve dijital işlerle devam etti. Sonrasında bir Fransız reklam ajansının dijitalleşmesini sağladım. Ondan sonra Ecolay, hepimizin bildiği kadın gruplarının başında yöneticilik yaptım. Sonra da dedim ki bu kadar startup, bu kadar yeni işin hep ilk başlayan profesyonel ben oluyordum neredeyse ya da ilk başlayan üçünden bir tanesi. 2010 yılında profesyonel hayatıma son verip kendi şirketimi kurmaya karar verdim ve 6.cadde.com'u kurdum. Ev dekorasyon üzerine bir e-ticaret sitesi. Çok şanslı geldi, çok şanslı gitti. Tanışıklıklarım dolayısıyla çok kolay yatırımlar aldım. Çok hızlı büyüdüm vesaire. Sonra tekrar bu işi öğrendiğim yerler olan Amerika tarafından bir fırsat daha doğdu ve buraya geri döndüm. 2014 yılından beri tekrar Amerika'dayım. Bütün bu çalıştığım yerleri, profesyonel olarak çalıştığım yerleri ve girişim olarak yaptığım şeyleri hizmet olarak verdiğim bir reklam ajansım var. Üç güzel şehirde servis veriyoruz. New York'ta, Miami'de ve İstanbul'da. Road Branding de değil mi? Road Branding, evet. Road. Bu şekilde tabii ki bu işi seçmemin sebebi ben işin en çok yeni marka yaratılmasını, bu markanın büyük yerlere gelmesini, işte yatırımlar almasını veya büyümesini sevdiğim için bunu bir iş modeli yapmak istemiştim. Ve ajansım sayesinde de birçok farklı markayı Amerika pazarına sokma şansını elde ediyoruz ve burada onların büyümelerine şahitlik ediyoruz, yoldaşlık ediyoruz. Tam olarak nasıl hizmetler veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hani diyelim ki ben bir şeyler, diyelim ki bir el işi yapıyorum, örgü örüyorum ya da ne bileyim takı yapıyorum. Pek çok kadın var bunu yapan, satmaya da çalışıyorlar, Instagram'ı vesaireyi kullanıyorlar ama aslında hani internet siteleri olsa çok daha fazla profesyonel olacak, daha görünür olacaklar. Nasıl hizmet veriyorsunuz? Diyelim ki ben takı yapan bir kadınım ve açmak istiyorum, size geldim. Ne yapıyorsunuz? Evet. Önce e-ticaretin bir anatomisi var aslında ve saçtığımız bir sürü farklı platform var. Üçüncü parti dediğimiz Amazon gibi, Türkiye'deki Trendyol gibi, Hepsiburada gibi farklı pazar alanlarında da satılabilir. İlk olarak yaptığımız şey aslında sizin ne sattığınızı internet dünyasına uyarlamak oluyor. Örneğin siz el sanatlarıyla ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Peki bunları kaç çeşitten oluşan bir koleksiyonda hazırlıyorsunuz? İşte sizin gibi yapanlar nerelerde satıyorlar? Ondan sonra fiyat aralıkları nelerdir? Hangi pazarda bunları yapmayı düşünüyorsunuz? Amerika pazarı için düşünüyorsunuz, Türkiye pazarı için düşünüyorsunuz derken önce aslında bütün işi
business tarafından bir ele alıp bakıyoruz ve pazar araştırmalarını yapıyoruz. Ondan sonra da size bir yol haritası çiziyoruz. Diyoruz ki bu işleri siz Türkiye'deki işte şeylerde şu dört partileri kullanarak çok kolay satabilirsiniz ya da kendinize bir web sitesi create ederek ve bunun üzerinden satabilirsiniz gibi size bir yol haritası çiziyoruz. Bu aslında birinci adım. Bundan sonra ikinci adıma geçiyoruz. Birinci adımda verdiğimiz kararlar doğrultusunda yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Eğer kendi domaininiz üzerinden diyorsak bir e-ticaret sitesi size kuruyoruz veya kurmayı öğretiyoruz. Eğer üçüncü partiler olarak belirlediğimiz kanallar diyorsak mesela Amazon. İşte Amazon'da nasıl listelemeler yapılır, oranın marketingi nelerdir bunları create ediyoruz. Ve işinizi yani online dükkanınızı açar hale getiriyoruz sizi ikinci adımda. Üçüncü adımda ise artık bundan sonra ömrünüzün bir parçası olacak dijital pazarlama. Satış yaptığınız kanallara trafik nasıl sağlarsınız ve satış yapmaya devam edersiniz? Markanızın değerini hangi platformlarda reklam vererek veya içerik yöneterek geliştirirsiniz? Bunlarla ilgili üçüncü adımda yapıyoruz. Dilerseniz bütün adımları kurup anahtar teslim ekipleri veya sizleri eğiterek bunu anahtar teslim olarak yapıyoruz. Ya da uzun yolculuğunuzda istediğiniz parçada size servis vermeye devam ediyoruz. Muhteşem bir bütünsel hizmet görüyorum burada. Yani evet, evet. Sizini yapıp bırakmıyorsunuz. Pazarlama ayağını, hangi pazarlara hitap edeceğini. Yani herhalde sizin de çalışanlar şanslıdır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten tamamlayıcı bir hizmet var burada. Yani yapıp bırakmıyorsunuz kimseyi. Teşekkür ederim. Evet, ben de şöyle düşünüyorum. Hep söylediğim gibi girişimci arkadaşlarım bilirler. Bir projeyi yapıp hayata geçirdikten sonra hemen bizim içimiz böyle başka bir şey yapmak için kıpır kıpır olmaya başlar. Bu da aslında doğru ortaklıklar veya işbirlikleri yoksa çok kolay bir şey değildir. Ömrünüzün sürekli böyle 3 yılı yeni bir business'ın hayata geçirilmesiyle işi geçer. Ben kendime kurduğum iş modelinde çok mutluyum. Çünkü müşterilerime bütün bu servisleri verirken sağ olsun onlar da bana bir sürü yetkiler de veriyorlar ve biz birlikte yani yepyeni startupları yapıyor ve onlara teslim ediyor gibi oluyoruz. O yüzden benim için de çok keyifli. Peki hani siteyi yaptı, hizmeti verdiniz. Bunun sonuçlarını alıyor musunuz? Nasıl dönüşler görüyorsunuz verdiğiniz, hizmet verdiğiniz zaman? Hı hı. Şimdi bu işin söylediğim gibi e-ticareti düşündüğünüzde bu üç adımın çok sağlam atılması lazım. Birinci adım, ne satarsanız satın, kime satıyorsunuz, nerede satıyorsunuz, fiyat avantajlarınız var mı, nasıl bir paketlemeyle bu ürünü müşteriye ulaştırıyorsunuz. İşte bu zorlu dünyada tüketiciler sizin rakiplerinizi gördüğünüzde neden sizi seçiyorlar? Yani bu çok önemli bir adım. Gerçekten burada fiyat konusu çok önemli. Çünkü özellikle Amerika'da ama dünyanın her yerinde Çin gibi bir rakibimiz var. Yani sizin evet. Sizin evde harika yaptığınız ürünler Çin'de bunun işte %70 daha aşağısına satılıyorsa o zaman bu şu demek oluyor sizler için. Çok para harcayarak bu ürünü satmaya çalışacaksınız. Yani pazarlama masrafı çok fazla olacak. Nasıl az zamandan kalkılacak? Hani para satabilmek için para harcarsak o zaman nasıl para kazanılacak? Hep dijital işler yaparken ben bütün müşterilerime de danışanlarıma da şunu söylüyorum. İşin birinci adımı aslında bildiğimiz eski tür ticareti düşünmekle geçiyor. Yani malı alırken kazanıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Malın maliyetini ne kadar minimumda tutabilecekseniz, ne kadar uygun rakamlarda üretebilecekseniz aslında yola o kadar şanslı başlıyorsunuz. Birinci kural bu. Çünkü üzerine gelen bir sürü şey olacak. İkinci deneyimlerimden, ikinci kuralda o işi markalaşma adımına çok önem vermek. Yani paketinden tutun, isminden her şeyine kadar kendisini çok iyi anlatması internet dünyasında sizi çok hızlı adımlar attırır. Çünkü hatırlayın sadece fotoğraf üzerinden ürün satıyorsunuz. Aslında fotoğraf satıyorsunuz. Aslında fotoğrafın yanındaki açıklamalarla o ürünleri satıyorsunuz. Ve müşterilerinizle hala konuşamıyorsunuz. Müşterilerinize paketiniz gittiği zaman açtıklarındaki o kalite, o şıklık, o ince dokunuşlarla bir iz bırakıyorsunuz. O yüzden bu adımlar da ikinci adımlar.
Biz buna müşteri deneyimini doğru şekilde organize etmek diyoruz. Beklediğinin üzerinde bir kutu aldığında veya beklediğine değer bir şey aldığında o müşteriyle olan ilişkiniz de daha sağlamlaşıyor. Bu bütün minik detaylar sizin aslında internet dünyasındaki başarınızı böyle ilmik ilmik işlemeye başlıyor. Üçüncü adımda da mutlaka para harcamanız ve bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ve Instagram gibi, Facebook gibi, Google AdWords gibi reklam kanallarını kullanmanız gerekiyor. Ve ürününüzü çok iyi, uzmanlığınızı da anlatan içerikler üretmeniz gerekiyor. Bayağı zor işler bunlar. Yani hiç anlamayan bir kadın olduğunu varsayıyorum ki ben bir gazeteci olarak ticaretten hiç anlamıyorum. Ve böyle bir şeye girirsem bu söylediklerinizin hiçbirini herhalde beceremem diye düşünüyorum. Benim gibi de pek çok kadın olduğunu varsayıyorum. Çünkü o şekilde geliyor. Hani şu yeteneğim var, şunu yapıyorum, bunu tasarlıyorum ama nerede satarım, nasıl yaparım bilemiyorum diyen kadın çok var. Evet. Ben aslında bu vesileyle bir öneride bulunayım. Ben şöyle düşünüyorum. Bu sizin hayalinizse birincisi yapabilirsiniz bence. Herkes her şeyi yapabilir. Üzerine çalışırsa ve düşünürse. İkincisi eğer bu sizin hayalinizse bence yapıp yapamayacağınızı öğrenmekle ilgili kendinize küçücük bir şey ayırabilirsiniz. Zaman veya bir bütçe ayırabilirsiniz ve bu işi yapıp yapamayacağınızı anlayabilirsiniz. Peki gördüğünüz nedir e-ticaret yapan özellikle kadın girişimciler özelinde sormak istiyorum. Ne durumdalar? Gözlemleriniz neler? Kadınlar en çok hangi alanlarda e-ticarete yöneliyorlar? Neleri satıyorlar? Siz özellikle Amerika pazarında satmak isteyenler için hani Türkiye'den ihracat yapmak isteyenlere de bu hizmeti veriyorsunuz değil mi? Doğru. Gözlemleriniz nedir? E-ticaret yapan kadınların profillerini gözlediğinizde ne çıkıyor ortaya? Evet, bildiğiniz gibi ben bir kadın yatırım platformunun da yönetim kurulundayım. Evet, Arya. Arya Kadın Yatırım Platformu. Orada daha çok sizin bu bahsettiğiniz profille karşı karşıya kalıyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Onun dışında eğer ajans tarafından baktığımda benim müşterilerim iki gruba ayrılıyor diyebiliriz. Bir şirketler, yani Amerika'da olmayan şirketler genellikle. Bunların arasında tabii Türk olmamdan dolayı Türk şirketler de var ama sadece Türk şirketler yok. İşte Güney Amerika'dan olanlar var, Meksika'dan olanlar var, Londra'dan olanlar var gibi. Buralarda genelde şirketlerle çalıştığımız için hani yöneticileri kadın da olsa, erkek de olsa böyle bir profilimiz var. Arya üzerinden birlikte yol aldığımız kadın girişimcilerde ise genelde kendimizin kullanmayı sevdiğimiz şeyleri bir meslek haline getirip satmak üzerine yol aldığımızı görüyorum aslında. Yani daha para kazanmak değil de hobi üzerinden para kazanma girişimlerim oluyor. Biraz hobinin ötesinde ama hala ilk karar mekanizması yani sevdiğimiz şeyler yapmak üzerine. Bu da tabii daha çok işte ev dekorasyonu olabiliyor, moda oluyor. Ondan sonra küçük el ürünleri oluyor gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında yetenekleri dahilinde oluşturdukları şeyler oluyor. Mesela çok güzel bir çikolata markası var. Harika lezzetli çikolata yapıyor. Büyük bir iş haline geldi gibi. Son zamanlarda tarımla ilgili olarak çok yeni gelişimler ve girişimler var. Onları söyleyebilirim. Çocuk anne olduktan sonra değişen profille beraber ihtiyaçlarından yola çıkarak çocuklar için oluşturdukları ürün grupları var. Biraz daha böyle kendi hayat içerisinde neleri kullanıyorsak ya da ihtiyaç duyuyorsak onların işe dönüşmüş hallerini biraz daha fazla görüyorum kadınlarda. Erkek danışanlarımda ise aradaki farkı söyleyeyim. Onlar ticari rakamlara bakarak ne satacaklarına karar veriyorlar. Yani duygusal değil de tamamen matematik tarafı, daha doğrusu mantık tarafına bakıyorlar onlar. Onlar neyin daha çok satacağını, nerede bu pazarın bir rekabete ihtiyacı olduğunu söylüyor, düşünerek hareket ediyorlar. Kadın girişimcilerde ise biraz daha hani bunu doğru buluyorum, bu ürünün gerçekten değerine inanıyorum, bunu satmak istiyorum diye geliyorlar. Her iki tarafa da ihtiyaç var tabii ki.
Şimdi siz böyle söyleyince ama benim mantığım şunu söylüyor. Yani evet biraz sevdiğim işi yapayım ama bir taraftan da bana da para kazandıracak bir şey yapayım. Yani sanki erkeklerin o bakış açısı eğer para kazanma odaklı çalışıyorsanız sanki daha akla yatkın gibi geliyor. Ama bir tarafıyla da sevdiğin ve inandığınız bir şeyi satmak da keyifli ama getirisi o kadar olmayabilir. İki arada evet. Olsanız ne yapardınız? Şöyle biz zaten ben de sizinle aynı fikirdeyim kesinlikle. Söylediğim gibi deminden beri e-ticaret olsun ya da ticaret olsun ilk adımı bu işin bakkal defterindeki rakamın tutması. Ne kadar harcadım, ne kadar kazandım ve eve ne kadar yanıma alabildim. İstediğiniz yere kullanabilirsiniz sonra. Onu gidip yine sevdiğiniz başka bir iş yapabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız bu fedakarlığa değmediğini düşündüğünüz noktaya geliyorsunuz ve işin devamlılığı olmuyor zaten. Çünkü sizden alan, yani sizin hobilerinizin hem zaman olarak hem masraf geliyor ve sürekliliğinde problem çıkmaya başlıyor. O yüzden kesinlikle her iki denkleminde birbiriyle paralel gitmesi lazım. Önemli dengeler, bunları tutturabilmek de mesele. O yüzden herhalde sizinle bu yaptığımız röportajın yazılı versiyonu da var. İşte kadınlar.com'da arzu ederlerse oradan da okuyabilirler. Daha detaylı oradaki açıklamalarınız. O yüzden siz diyorsunuz ki mutlaka kadın girişimciler mentorluk hizmetlerinden faydalansınlar. Niye? Çünkü bilmediğimiz bir dolu dünya var. Evet, evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Bence işin ilk şeyi, yani bu mentorluk, işte bu işi bilenlerden danışmanlık almak vesaire, bunlar bir işe girmeden önce hayallerinizde olan işi yapabilmenin adımlarını size gösteriyor. Belki de o birkaç görüşmeden sonra diyeceksiniz ki hayır, bu benim hayatımı çok mutlu bir yere getirmeyecek ve ben bunu istemiyorum. O da bence bir hayalin peşinden gitmek ve bir sonuca varmaktır. Ya da diyeceksiniz ki tamamdır, ben bu yolun şeylerini gördüm, risklerini gördüm ama çok istiyorum ve bunu yapmak istiyorum. İkisi de bir yoldur. Şimdiye kadar herhalde onlarca internet e-ticaret sitesi kurdunuz, öyle değil mi? Pek çoktur. Evet. Ne kadar? Vallahi 50'yi geçiyor artık uluslararası şeyde. Bayağı çok. Bu da çok deneyim ve çok müşteri demek. Çok kişiyle karşılaşıyorsunuz. Kadın girişimciler ne tür engellerle karşılaşıyorlar? Neler yaşıyorlar? Görebildikleriniz neler? Bir, bunu soracağım, engeller. İkincisi de bu engelleri nasıl aşabilirler? Ve ne yapmalılar? Hani sizden tavsiyeler. Tabii. Teşekkürler. Bence kadın ya da erkek, tüm girişimciler için deminden beri söylediğimiz işin muhasebesinin, matematiğinin doğru olması. Bir ürünü doğru fiyata almak, kârlar ve üzerindeki tüm masrafları doğru hesaplamak. Bence bu çok önemli bir kalem. Bu bir uzmanlık ya da bir doğru ortaklık gerektiriyor olabilir. Buradaki en önemli şey, girişimci kişinin tek başına her şeyi yapacağını düşünmemiş olması gerekiyor. Yani böyle bir konuda, finans konusunda bir sağ kolu veya güvenli insanlar veya öğrenmesi gerekiyor. Bu birinci adım. İkincisinde teknik anlamda ben biraz daha kadın girişimcilere işi öğrenmemek üzerine kendilerine böyle ketler vurduklarını görüyorum. Nasıl yani? Yani diyorlar ki bu çok dijital, hani ben bunu şey değil, benim bir yazılımcı bulayım, en iyi kim sizce? Hani ben onu ona söyleyelim, ben hiç anlamıyorum ya da ben oraları bilmiyorum gibi biraz daha böyle kendilerini sınırlıyorlar bence. Bana da zor geliyor açıkçası. Şimdi yazılımcının yapacağı işi ben nasıl yapacağım hakikaten? Siz yapmayacaksınız ama şöyle düşünün, ben hep o örneği veriyorum. Bir tane online mağaza açmak yerine bir tane dükkan açmaya karar verdiniz. Fiziksel olarak. Her şeyini bildiğiniz bir dükkan açmaya karar verdiniz. Bir tane mimar tutacaksınız ki içini güzelleştirsin. Elektrikçi tutacaksınız, bütün aksamları ve şeyleri sizin için doğru yapsın. Şimdi elektrikçiyi yazılımcı gibi düşünelim. Siz ona burayı ne yaparsan yap ben hiç anlamıyorum der misiniz? Demezsiniz. Dersiniz ki buradan bu kabloyu istiyorum, buradan böyle. O kadar bilmek zorundasınız. Bu sizin dükkanınız. Doğru. Yapacak doğru. Başka bir şey yok. Sonra zaten bu arkadaşlarımızda da çok günah kalıyor. Onlar da diyorlar ki ya ben ne dediğini, ne istediğini anlamıyorum. Bir sürü formül var. Hangisi? O diyor ki ben hiç anlamıyorum. En uygununu yap. Öyle bir şey yok.
Burada bence çok sorun oluyor. Burada sonra şöyle sorunlar oluyor. Valla bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz çok olmuştur yani. Burada kimse birbirini anlamaz noktaya geliyor. Diyor ki o sen ne dedin, ne yaptın, beklentiler vesaire. Bence burası çok önemli. Burada özellikle kadın girişimcilere çok önemli notum var. Bilemiyorum ya da anlamıyorum diye bir şey yok. Bunların çok basit halleri var. Bu bizim işimiz. Doğru ekipleri çalıştıracak kadar her adımı bilmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Yoksa öbür türlü ortaya çıkan işten memnun olmayacağız ama ben bunu istemiyordum diyeceğiz vesaire. Evet, doğruyu da analiz edemeyebiliriz. Yani iyi olanı da analiz edemeyebiliriz bilmezsek. Ah, çok önemli bir şeye parmak bastınız. Peki şimdi pandemi nedeniyle malum her şey, bütün iş yerleri kapandı ve işte online dünya e-ticarete yöneldi herkes. Pek çok iş yeri kapandı, işten çıkarmalar yaşandı. Daha krizin boyutlarının ne olacağı da bilinmiyor. Bu sizin işlerinizi nasıl etkiledi bu pandemi dönemi? Ne durumdasınız? Biz ticaretçi meslektaşlarımla konuşuyoruz sürekli, haberleşiyoruz. Biz herhalde 15-17 senedir böyle hayal ettiğimiz oranlara ulaştık aslında pozitif taraftan. İnanılmaz derecede hızlandı bütün dünyadaki e-ticaret satışları. Böyle yaş grubu olarak ve gelir seviyesi çok yüksek gruplar olarak bu kişileri biz internet alışverişine çok zor alıştırıyorduk. Onların hepsi başka bir kanal olmadığı için internetten alışveriş yapmaya başladılar vesaire. Bu tabii bizim için yani inanılmaz bir hızlı geçiş. Ve rakamlar yani hedef nasıl diyeyim size 5-6 yıl içerisindeki rakamlara 1-2 ay içerisinde gelinmiş bir dünya var bizim için. Bunun akabinde neler gelecek peki? Yani bunun akabinde diğer servis sağlayıcılarında yani işte kargo şirketleri vesairelerde inanılmaz sorunlar çıkmaya başladı. O büyüyen şeyi karşılamak durumu biraz daha evet talebi karşılamak şey oldu. Onun dışında tabii ki çok fazla elemana ihtiyaç olacak bu büyüyen e-ticaret sektöründe. Yani işini kaybedenler için bunlara bir fırsat olabileceğini ve her şeyin aslında bir shift olarak değişeceğini düşünüyorum ve görüyorum. Biz hep böyle yaşadığımız için bunu bekliyorduk. Çok hazırlıklıydık ve bizim hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Sadece daha da yoğunlaştık. Ama şeyi görüyorum, hani krizi görüyorum, tedirginlikleri görüyorum, iş değişiklikle iş kaybedenler. Mesela benim Amerika'daki yaptığım işlerden, yani ajansımın bir tane kolu da restoran marketing yapıyordu. O da böyle biraz sevdiğimiz iş. Hep bilgisayar başındayız diye insanla temas edebilecek bir bölüm daha yapmıştık. Bir günde her şey bitti orası için. Bütün restoranlar kapandı. Bütün restoran ekipleri bir günde işsiz kaldı. Yani o vasıtayla bu e-ticaret olmayan sektörlere ne olduğunu da görüyorum. Evet. O yüzden biraz sakin olup kendimize güvenip başka alternatifler bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve öğreneceğiz. Kendimize güveneceğiz, değişeceğiz, gelişeceğiz. Bir daha geriye dönüş olacağını düşünmüyorum. Röportajımda da sizinle paylaşmıştım. Artık yeni dönemdeyiz. Bu yeni dönem beraberinde bir şeyi de getiriyor. Siz işte kadınlardaki sorularınızdan birine cevap vermiştiniz. Çok şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hani ben de işte kadınları kurdum ama benim ilk 2 yılım öğrenmekle geçti. Yani benim medyada onca senem sıfırlandı ve yeni bir şeye başladım. Gerçekten internette bu konuda Deniz Derya oturup öğrenmek istedikten sonra çok şey öğreniliyor. Ne dersiniz? Hani artık öğrenme süreçlerimizi de değiştirerek kendimize yeni yeni iş alanları mı yaratmamız gerekiyor? İşte işsiz kalan insanlar krizin çok daha ortaya çıkacak, daha çıkmadı bile hani restoran örneğinde verdiğiniz gibi. Ne yapacak o insanlar? O zaman hani öğrenme yoluna gidip yeni işler mi bulmalıyız kendimize? Şöyle, aslında bu yeni bir sektör daha doğuruyor farkındaysanız. Ben işte girişimci ve böyle çok yeni şeyler yaptığımız için biz her şeyi böyle başka bir business fikri olarak da hemen algılıyoruz.
Öğrenme şeklimiz evet değişecek. Çok şey öğrenmemiz gerekecek. Ama aynı zamanda online öğretim de çok büyük bir sektör olarak geliyor. Yani mesela siz bana deseniz ki ben bu yeni dünyada ne yapmam lazım? Ben size alternatifleriniz arasında bir tanesinde derim ki öğretmeyi öğrenin. Eminim senelerin deneyimi var. Eminim işte gazeteci olmayı, röportaj yapmayı, işte bir işte kadınlar gibi kurduğunuz bir siteyi nasıl kuracağınızı biliyorsunuz. Ve bu sizin çok değerli bir veriniz. Bunu sizde öğretip bu büyüyen online eğitim sektöründe bir eğitmen olabilirsiniz. Bu da dijital ürüne geçer. Yani dijital product olarak aynı e-ticaret gibi çalışır aslında. Ha elinizde yaptığınız bir işinizi sattınız, ha bilginizle oluşturduğunuz bir online kursa dönüştürüp onu sattınız. Aslında ikisi de dijital üründür. Biri dijital, biri fiziksel. Ben mesela önce size onu şey yapardım, söylerdim. O yüzden işini kaybeden çok değerli arkadaşlar için de bunu söylüyorum. Eminim herkesin onlardan öğreneceği çok güzel değerler var. Çok güzel eğitimler var, veriler var. Bir buna bakın. Yani en düşük sermaye olan kendinizle yapabileceğiniz bir iş var mı? Birincisi bu. Diyelim yok. O sektör bugünlerde artık popülerliğini kaybetti vesaire. O zaman bir ürün olarak ne alabilirsiniz ve ne satabilirsiniz ve dünyanın her yerine nasıl satabilirsiniz? Artık global düşünmemiz gerekiyor. Oturduğumuz yerden dünyanın her yerine ürün satabiliriz. Belki de bu döviz kazanmak için de güzel bir fırsat olur. Belki de deriz ki sonra ah bu kötü şeyler de ne güzel fırsatlar doğurdu. Laptopumla dünyanın neresinde olursam olayım döviz kazanıyorum. Böyle düşünmek zorundayız maalesef. Önce sağlık. Güzel bir noktaya değindiniz. Peki şimdi ben biraz böyle sizin işinizin aslında hani bunu nihayetinde ücret karşılığı danışmanlık yapıyorsunuz ama bizi izleyenlere bir jest olması için sizden küçük bir bilgi rica edeceğim. Tabii evet evet. Birisi e-ticaret yapmak istiyor ve hatta dediğiniz gibi ihracat yapıp döviz üzerinden hem ülkemiz kazansın hem biz daha fazla kazanalım istiyor. En çok hangi alanlarda ihtiyaç var? Diyelim ki Amerika'ya ya da Avrupa'ya ihraç kalemlerine baktığımız zaman neleri satarlarsa, özellikle kadınlar için istiyorum bu tiyoyu, neleri satarlarsa başarı yakalama oranları daha yükselir, şansları daha da artar. Ben şimdi bu soruyu hemen şöyle size de onların sözcüsü olarak size sorayım. Bütün dünyamız durdu. Evde kala kaldık ve bayağı da evde oturduk. İşte bir sürü masraflarımız bir anda yok oldu. Ne yok olmadı? Ne devam etti? Yemek, gıda. Gıda. Biz harika gıdalara sahip bir ülkeyiz. Dünyanın her yerinde bizim kayısılarımız, bizim incirlerimiz satılır. Kuru yemiş konusunda çok önde gideriz. Çok sağlıklı bir atıştırma. Bütün dünya zaten bu sağlıklı atıştırmalar üzerine bir sürü sizin için hali hazırda pazarlama yapıyor zaten. Ve bizim de harika ürünlerimiz var. Hatta sebzeler bile ülkeler arası çok hızlı bir şekilde gidecek, gelecek. Ama ben eğer en sağlam ne yapın diyorsanız gıda sektörünü böyle baştan sona bir şey yapmalarını isterdim. Sonra da aynı mantıkta devam ederdim. Başka hangi ihtiyacımız hiç yok olmadı ve yok olmayacak? Yani pazarlamanın genel tekniği, ihtiyaca cevap verecek bir ürüne sahipseniz biraz daha ipler sizin elinizdedir. Ama keyfe keder bir şey satıyorsanız azıcık para harcayıp o keyfe kederliği bir şey yapmanız gerekir, talebe dönüştürmeniz gerekir. Harika bir tiyoydu. Çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Ben yani benimle irtibatta olabilirler. İşte eğer özellikle kadın girişimcileriniz için Arya gerçekten bizi hep birlikte çok güzel barındıran bir yer. Ben sizi de aynı şekilde orada bekliyorum. Bu güzel sohbetleri biraz daha böyle kolay gruplar içerisinde yapma şansımız oluyor. Birbirimizden fikir alışverişi yapıyoruz. Birlikte olalım. Ne zaman isterse bana da ulaşabilirler, ekiplere de ulaşabilirler. Önemli olan hani birlikte güzel şeyler yapmak diye son bir nokta koyayım. Sizin üzerinizden de ulaşabilirler. Nasıl isterlerse elimizden geleni yaparız. Çok teşekkür ediyorum.
Bütün anlattıklarınız böyle tekrar tekrar okunacak ders niteliğindeydi. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız harikaydı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Güzel günlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, sevgiler.